serbest. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay karşımızda. Mehmet Bey, merhaba. Çok geçmiş olsun. Marmaris özelinde durum nedir? Çalışmalar fayda ediyor mu? Bize anlatır mısınız? Evet, bugün 6. gün Marmaris'te yangın devam etmekte. Hakkımızı çok geniş bir alana yayılmış durumda. 12 bin hektarın üzerinde ormanlık alanımızı maalesef yangında yitirdik. Çalışmaların son hızıyla devam ediyoruz. Bugün itibariyle 6 farklı noktada yangın devam etmekte. Turunç, Amos ve Kumarık da yüksek noktalarda. Ancak şu an itibariyle rüzgarın da etkisiyle bir miktar artış olduğunu düşündüğüm de bana da iletildi. Devamında diğer tarafta Hisarönü'nde, Orhaniye'de ve Selimiye yol üzerindeki Delik yolu dinlemekte ve Şelale, Turgut Şelalesi'nin üst kısmında da yangın devam etmekte. Karadan mümkün olduğu kadar hızlı şekilde müdahalede bulunuyoruz ama en başından beri eksikliğimiz havadan yeterli müdahale maalesef yapılamıyor. Birkaç helikopter çalışıyor ama ilk günden beri benim dile getirdiğim bir şey var. Mümkün olduğu kadar havadan müdahaleyi arttırmamız da ihtiyacımız var. Gerek helikopter gerekse uçak yönünde çok acil ama çok acil bunların artırılması gerekiyor. Sürekli olarak yetkililerde bu talepte bulunuyoruz. Hı hı. En çok etkilenen bölge neresi oldu mahalle? Yangından. Tüm Marmaris diyebilirim. Şöyle ki Marmaris merkezden başlayan yangın devamında içmelere aksadı. İçmelerden sonra Turuncu'nun üst kısımları, Osmaniye Köyü, Bayır, sonrasında Turgut bölgesine, Hisarönü bölgesine, Orhaniye bölgesine doğru devam etti. Yani ilçemizin büyük kısmında bu yangın sirayet etti. Hı hı. Tabii bir de şimdi uyarılar da vardı. Sizin de çağrınız vardı. Zorunlu olmadığı takdirde trafiğe çıkmayın diye bir kaos ortamı da oluşmaması gerekiyor şu an. Afet bölgesi. Ne demek istersiniz? Yardım etmek isteyen yurttaşlarımıza buradan nasıl seslenirsiniz acaba Marmaris için? Şimdi ilk etapta söylediğinizle alakalı, yani trafikle ilgili tüm yangın bölgeleri için geçerli olan, hı hı, bir şey. Yani Marmaris, Bodrum, ne bileyim Manavgat, Köyceğiz, Milas, tüm yangın bölgelerinde çok zorunlu değilse, çok acil ihtiyacımız söz konusu değilse mümkün olduğu kadar trafiği aksatmayalım, trafiğe çıkmayalım. Çünkü gerek itfaiye araçlarımız, gerek orman müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçlarımız, gerekse de sağlık ekiplerimizin çok hızlı hareket edebilmeleri gerekiyor ki yapılan çalışmalarda herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Yardımlarla ilgili kısmında da lütfen yetkili kurumlarla yardım yapmak istediğimiz noktadaki yetkili kurumlarla iletişime geçerek yardımlarımızı yapmaya çalışalım ki olası iş gücü kaybına, zaman kaybına, hı hı, enerji kaybına meydan vermeyelim. Çünkü Marmaris'te biz de bunu yaşadık. İhtiyacımızın çok fazla üzerinde başta su ve ayrılmak üzere gönderildi. Ve bunlar açıkçası birçoğu işe yaramaz duruma da geldi. Altı şekilde kalıyor. Hem bizim enerjimizi alıyor, zamanımızı alıyor, iş gücü kaybı yaratıyor. Dolayısıyla lütfen resmi kurumların resmi hesaplarını takip edin. Oralarda zaten gerekli, öncelikli, aciliyet durumuna göre ihtiyaç listeleri yayınlanıyor. Hı hı. Yani su ve ayran göndermesin kimse diyorsunuz ama pek çok kişi de yardım etmek istiyor dediğiniz gibi. İşte bir ilaç olabilir, yanık kremi olabilir, çocuk malzemesi olabilir. Bunun için de resmi kurumlara müracaat edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Peki tahliye ne durumda acaba? Ha, peki hattımızdan düştü Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay. Hemen tekrar bağlanalım. Kendisi 12 bin hektar alanın yok olduğunu, yandığını söyledi Marmaris genelinde ve genel itibariyle de durumun ciddiyetinden bahsetti. Trafik konusunda uyardı ve havadan müdahale çağrısını yaptı. Pek çok belediye başkanında olduğu gibi havadan müdahale için yetkililere seslendi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay. Bağlantımız kurulabiliyor mu arkadaşlar? Marmaris hakkında en son tahliyeleri öğrenecektik. Tahliyeler ne durumda? Pek çok yer boşaltıldı biliyorsunuz. Mehmet Bey, koptuk ama tekrar yayınımızdasınız. Sesim ulaşıyor değil mi size? Evet, sesiniz geliyor. Peki tahliyeleri soracaktım. İlçe boşaltıldı mı? Ne durumda yurttaşlar? O konuda da bilgi verebilir misiniz? Şöyle, ilk etapta biz yani yangının ikinci günü itibariyle içmeler
Osmaniye ve Bayır köylerinde bir tahliye gerçekleştirdik. İşmener'de gerçekleştirdiğimiz tahliye kısmi olarak arka bölgede ormana yakın olan kısımdaki gerek konaklama işletmeleri gerekse konutların boşaltılması sağlandı. Oradan hızlı bir şekilde deniz yoluyla Marmaris merkeze taşıdık ve orada taşıdığımız yurttaşlarımızı, misafirlerimizi farklı bölgelerdeki otellere yerleştirerek herhangi bir mağduriyetin önüne geçtik. Aynı şekilde Osmaniye ve Bayır köylerimizde de hızlı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. Hatta şu anda da ben Osmaniye köyünden bağlanıyorum sizlere. Hı hı. O bölgedeyim. Hiçbir vatandaşımızın herhangi bir sıkıntısı olmadı. Zaten bugün de çeşitli mağduriyetler üzerinde bu. Burada bizler daha iyi ve bir şekilde neler yapabiliriz. Bunun için geldik. En son dün itibariyle biraz önce bahsettiğim şekilde Hisarönü'nde çok hızlı bir yangından kaynaklı Hisarönü köyünü tahliye ettik. Orada da herhangi bir yaralanmamız vesairemiz olmadı çok şükür. Peki evler ne durumda? Evler ne durumda? Hisarönü köyü hariç şu ana kadar 50'nin üzerinde ev hasar görmüş durumda. Ama hızlı bir şekilde biz önceliğimiz tabii ki yangını söndürmek ama hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sizin nezdinizde Marmaris'te pek çok noktada yangınla mücadele eden tüm görevlilere.